panelle devam edeceğiz. Bugünkü ilk panelimizin konuklarını davet ediyorum. Dijital ekonomi ve pazarın geleceği diyoruz bu panelimizde. Ali Rıza Babaoğlan geliyor, moderatörümüz. Growning EMEA. Hoş geldiniz efendim. Buyurun, üzerimiz hazır. Yerinizi alınız lütfen. Ekrem Arıkan, MKK. Fahrettin Oylum, Teknoplas. Hoş geldiniz. Ve İsmail Köse, PTT Teknoloji. Buyurunuz efendim. Evet, panelistlerimiz hazır. Dijital ekonomi ve pazarın geleceği konuşulacak bu panelde. Sizlere evet. İyi paneller diliyorum. Sizlere de iyi dinlemeler. Çok teşekkürler. Merhabalar herkese. Bugün bizde olduğunuz için çok teşekkürler. Bay George'un konuşmasından sonra nasıl bir yani giriş yapayım diye düşündüm. Çünkü çok değerli konuklarım var. Benden önce çok ağır bir konuşmacı var. Arada bu süreci yönetmek biraz zor olacaktı açıkçası. Şöyle başlayayım diye düşünüyorum. Bir çalışma hazırladım birkaç gündür falan ama şu an tüm şeyi değiştirdim. Çünkü çok iyi bir strateji ve vizyon koydu Sayın George. Hem Türkiye hem de dünyanın hem politika tarafında hem jeopolitizm durumu ile ilgili. Tabii bu, onu teknolojiye bağlamak için aslında biraz durup geriye bakmak gerekiyor. Hepimiz çok yoğun koşturmalar içerisindeyiz. Günlük 24 saatimiz var ama yetmiyor. Birçok şey yaşıyoruz. Bu tip etkinlikler de aslında biraz durup düşünmek, geçmişten bugüne neler oldu bakmak için faydalı oluyor diye düşünüyorum. Biraz geriye baktığımız zaman aslında internet dediğimiz şeyin, bugün bu panelde de değerli konuklarla konuşacağımız şeyin aslında yaklaşık 50 yıldır dünya üzerinde olduğunu görebiliriz. Yani 50 yıl önce, bundan 55 yıl, 60 yıl önce internet diye bir dünya yoktu. İnternet diye bir şey konuşulmuyordu. Ya da biraz geriye, biraz daha ileri sararsak, mesela 20 yıldır dünyada ve birçok yerde akıllı cep telefonları var. Yani 20 yıldan önce akıllı cep telefonlarıyla ilgili herhangi bir gündem yoktu. Hepimiz feature phone'lar vesaire kullanıyorduk, eski tarz telefonlar. Ya da biraz 15 yıl geriye gidersek bugünden, sosyal ağlar yoktu mesela. Yani internetin etkin iletişim için kullanıldığı bir yöntem yoktu. Bunun örneklerini saymak çok fazla mümkün. Ben bunların hepsine baktığımda şunu görüyorum. Yani 2000 yıllık, tabii çok çok eskilerden, milyon yıllık insan hayatı var milattan öncelere bakıldığında ama milattan sonrayı milat alırsak, yani milatla başlarsak 2020 yılındayız. 2019'dan 2020'ye geçiyoruz. 2000 yıllık insan hayatında 50 yıllık dilimden bahsediyoruz. Yani bu aslında %2,5'a denk geliyor. Bir insan hayatında 80 yaşındaki bir insanın yaklaşık 2 yılından bahseden bir şey. Yani 80 yıllık bir insanın hayatındaki 2 yılda olan şeyler son teknolojide olan konular. Şimdi tabii bunu bugüne bağlayacak olursak ben buna internetin çıraklık dönemi diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir söylemi vardır işte çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemi. Çıraklık döneminde bunların hepsi oldu. İnternet sıfırdan bugüne geldi. Bundan sonra yavaş yavaş kalfalık dönemine geçiyor olacak internet. Yapay zeka, robotlar ve blockchain birçok teknolojiyle birlikte ve biliyorsunuz çıraklık döneminde işte çıraklar birçok hata yapar, birçok şey yapılır ama çıraklığına da verilerek ona bir şey denmez. Ama kalfalık döneminde artık biraz farklar oluşmaya başlar. İnternet de kalfalık dönemine geçtikten sonra artık yapay zekada geri kalan, robotik teknolojilerde geri kalan ülkeler biraz gol yemeye başlayacak. Bunu görüyorum ve bugün de 3 tane çok değerli konuğum var. Onlarla bu konuyu konuşmak istiyorum. Siz de başlayalım İsmail Bey. Siz PTT'de biliyorum teknoloji tarafının başındasınız. Gelmeden evet. Önce de yaptığınız çalışmalara baktım. Siz nasıl görüyorsunuz? Yani az önce bir giriş bir özetle konuyu bugüne getirmeye çalıştım ama 50 yıldan bugüne gelen teknolojinin dönüşümünü siz nasıl görüyorsunuz? Sizin hayatınızda neler değiştirdi PTT olarak? Aslında şöyle biraz daha geriye gitmek lazım ama şimdi babamın dedesi yaklaşık 19 sene cephede savaşmış bir insan ve köy odaları vardır biliyorsunuz Anadolu'da, ben Yozgatlıyım. Köy odasında tabii hayatta kalan çok az olduğu için özellikle farklı ülkeleri gezmiş, yani çarpışarak aslında işte milli müdafaa dedik biraz önce. Demiş ki öyle bir zaman gelecek ki kibrit kutusu kadar bir cihaz elinizde olacak ve çok uzaklarda olan insanlarla görüşeceksiniz. Şimdi aslında bu teknolojinin doğal bir süreci diye düşünüyorum. Yani siz telgrafı bulduysanız ki PTT Türkiye'ye posta nezareti olarak bakanlıkken daha bu teknolojiyi Türkiye'ye kazandırmış bir kuruluş, köklü bir kuruluş.
Telgraf olduktan sonra internetin gelmesi, ondan sonrası içinde nesnelerin interneti gelmesi ve bütün karmaşık ağların her şeyin birbiriyle bağlı olduğu çağın gelmesi aslında doğal bir süreç. Çünkü insanların kendi özünde fıtrattan bahsettik, araştırma, geliştirme, keşfetme olduğu için insan aklettiği sürece de bu gelişim devam edecektir diye düşünüyorum. Peki çok teşekkürler. Burada da peki bugünden sonrası için PTT'nin hem vizyonu hem de sizin çalışmalarınızla ilgili belki kısa bilgiler de almak isteriz. Çünkü telgraftan bugüne çok şey değişti ve bundan sonra artık insanlar birbirlerine e-mail atıyor. Cevap alamadığı bir gün geçiyor, 24 saat geçiyor. Cevap alamadığı zaman sinirlenmeye başlıyor. Tekrar başka WhatsApp'tan vesaire ulaşmaya çalışıyor. Artık iletişim çok şekil değiştirdi. Bu yeni dünyada 2020 yılında iletişimi yöneten kurumlardan bir tanesi olarak siz neler yapıyorsunuz teknoloji anlamında? Yani biz neler yapıyoruz? Ondan bahsedebilirim ama şuna dikkat çekmek istiyorum. Özellikle böyle güzide bir topluluğun önünde. PTT tabii bu ülkenin, vatanımızın ve milletimizin istikbalinde ve istiklalinde rol almış bir kurum. Yani 179 sene az bir süre değil, köklü bir kuruluş. Ve sürekli de bir değişime cevap verme durumunda kalmış. Yani bu... Biraz da işi paraya getirmek istiyorum çünkü tabii. Konumuzun başlığı da paranın geleceği. Aslına baktığınız zaman burada farklı trendler var. Bunları takip ediyoruz. Öncelikle çok iyi bir izleyici olmanız lazım. Yani izleyiciden kasıt sadece seyirci olmak babında değil ama şu andaki gelişmekte olan trendleri çok iyi takip etmeniz lazım. PTT bunu şu anda çok iyi yapıyor diye düşünüyorum. Yani gerçekten sensör ağını kurmuş durumda ve piyasada olup biteni ve küresel piyasalarda olup biteni çok iyi takip eden bir kurum. Burada 3 trend gözüküyor. Aslında paranın geleceğinden de biraz bahsetmek istiyorum. Belki sizin moderasyon açısından sonra değinmek istiyorsunuz ama bu geleceğe göre bir yaklaşım sergilediğimizi göstermek için anlatıyorum. Bir sefer elimizde tuttuğumuz kâr paranın dönemi bitecek. Yani bu 5 sene olur, 10 sene olur. 5 sene çok mümkün görünmüyor gibi gözüküyor insanların alışkanlıklarından dolayı. Ama insanlarda daha alışkanlıklardan daha güçlü bir şey de var. Rahatlık ve konfor isteği ve talebi. Ve bu konfor ve rahatlık talebi kâr para dönemini önümüzdeki 20-30 sene içerisinde sonlandıracak diye düşünüyorum. Burada tabii hem bazı fırsatlar hem bazı tehditler bizi bekliyor. Bu çok önemli. Çünkü para anonim bir ödeme aracıdır. Yani elinde tuttuğunuz zaman sahibi olduğunuz, ha evrim geçirmiş mi? Evet, işte altından, madenden tutup kağıt para haline gelip hatta şu anda çok kompleks sertifikalara giden yolda bir evrim geliştirmiş, geçmiş. Ama baktığınız zaman anonim bir yapı. Yani ödeyicinin ödediğini kayıt etmediğiniz, kayıt etme mecburiyetiniz olmadığı isterseniz ve anonim kalabileceğiniz bir ödeme şekliydi, ödeme aracıydı. Ama şu anda her şey aslında baktığınız zaman biraz önce ben şeyi gördüm. Yani değerli katılımcılarımız da hatta panelistlerimiz bilene biz buraya çıkarken elimizden telefonu bırakamıyoruz. Yani halen daha bakıyoruz belki konuşma notlarımıza, belki işte gelen bir mesaja. Şu anda bilene çok değerli Ekrem Bey'in de elinde telefonunu tutuyor. Neden? Çünkü artık hayatımızın bir parçası olmuş ve bu kolaylık şu anda kâr para döneminin bitmesini getirecek olan bir husus diye düşünüyorum. Bunun için de özellikle Türkiye Posta Telgraf Teşkilatı ve iştirakleri olarak elektronik para ihracı konusunda yetkilerimizi de almış durumdayız ve gelecek yakın geleceğimizde özellikle işte Türkiye Ulaşım Kart gibi konuları. Tabi burada özellikle belediyelerimizin, büyükşehir belediyelerimizin de çok desteğine ihtiyacımız var. Vatandaşımızın kolay bir şekilde bu ödeme sistemlerini cebinde 50 tane kart bulundurarak değil, işte dijital bir dünyamızdaki bir unsurla ödemesini yapabilmesi konforlu bir şekilde de kayıt dışı ekonomiyi yok edecek şekilde kullanmasını sağlayacak altyapıları kararlı bir şekilde kuruyoruz. Orta vade ve uzun gelecek olarak şu anda patentini aldığımız güzel bir gelişme, kripto pul. Yani eski deyimde param pulum var mı derlerdi. Pul aslında bir ödeme aracıydı biliyorsunuz. Çoğu zaman paranız olmadığı zaman, evinizde pul olduğu zaman o pulla gidip ekmek alabiliyordunuz. Biz aslında biraz daha PTT'yi pazar kurucu, yani özellikle
işte Futuhiyet devrinden sonra ahilik teşkilatlarının sonrasında pazar yeri kurucu modeliyle, devletin bir anonim şirketi olmasıyla dolayı biraz daha işin pazar yeri kurucusu olarak aktif olmak istiyoruz. Kripto pool aynı zamanda dijital filateliği geliştirecek, kendi kripto para ihracımızı sağlayacak ve aynı şekilde de o dijital ve filateli değerinin de pazar yerini oluşturma niyetinde bir platformu kurmak için patent başvurumuz şu anda kabul gördü. Hızla şu anda teknik çözüm dokümanları üzerinde arkadaşlar çalışıyor. Geliştirme faaliyetlerimizi de inşallah bu gelecek ayda başlamış olacağız. Yani PTT'nin geleceğinde hem bir kripto pool ve kripto para ihracı var, hem de e-para tarafında ve ödeme sistemleri konusunda işte payment processing dediğimiz olayın içerisinde işin göbeğinde yer alarak özellikle POS ürünümüzü şu anda çıkarmış bulunuyoruz. Yani vatandaşlarımızın kolay bir şekilde POS'tan tahsilatlarını da yapabilecekler, HGS dolumlarını da yapabilecekler. Çok karmaşık bir dünyadan bahsediyoruz aslında. Baktığınız zaman Türkiye'deki fintech dünyası çok gelişmiş durumda. Yani gerçekten yerli yerince şirketlerimiz var ve özellikle teknoloji geliştirme açısından da güzel bir ivme kazanmış durumdayız. Bunu globale açabilir miyiz? Hani it's about national security dedi. Yani sizin kendi içinizde kendinize yetmeniz de aslında bir ulusal güvenlik gücü anlamında. Ama ben şuna inanıyorum. Teknoloji ihraç etmek veya hizmet ihraç etmek kadar zevkli bir şey yoktur. Çünkü ambarda buğdayınız eksilmiyor. Siz aslında bir USB belleğe sığacak bir ürüne ticarileştirilmiş bir şekilde yurt dışına ihraç edebiliyorsanız bu her tür sizin gücünüze artıracaktır diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Çok güzel özetlediniz. Evet. Aslında aslında 50 yıllık teknoloji birikiminin bundan sonraki vizyona dönüşümünü ve işte dijital ekonomiyle gelen paranın sürecinden çok güzel bahsettiniz. Ben bazen yaşıyorum. Yani aracımı otoparka park ediyorum, çıkacağım, üzerimde nakit para olmadığını görüyorum. Bilmiyorum, belki birçoğumuz da konuklarımızdan, dinleyicilerimizden bunu yaşayan oluyordur. Yani üzerimizde nakit para taşıma alışkanlığını yavaş yavaş terk ediyoruz. Bunun bankacılık sistemlerinin gelişmesi, dünyanın gelişmesinin birçok tarafı var. Ben Fahrettin Bey'le devam etmek istiyorum bu konuya. Sonrasında da Ekrem Bey'e geleceğim ve özellikle merkezi kayıt kuruluşuna neler yapıldığının detaylarını alacağım ama Fahrettin Bey, siz nasıl görüyorsunuz? Yani günümüzden, ya az önce bahsettik, 50 yıllık bir süreçle geldik. Bundan sonra da işte e-ticaretin arttığı, ticaretin şekil değiştirdiği, paranın bile şeklini değiştirecek bir döneme doğru gidiyoruz. Sizin buradaki görüşlerinizi almak isterim. Evet, aslında tabii dijital ekonomi ve paranın geleceğini konuşurken dijital ekonomi ve yeni ekonomi, yeni ticaret modelini tanımlamak gerektiğini düşünüyorum ben. Tabii burada dijital ekonomi dediğimiz şey bugün insanların, nesnelerin arasında anlık olarak dolaşan bir veri, işlenmiş verinin meydana getirdiği bir bilgi ve bu bilgiyi ticaretleştirerek oluşturduğumuz bir ekonomi modeli aslında. Ve o kadar hızlı büyüyen bir veri var ki aslında karşımızda, bu büyüyen veri aynı zamanda ekonominin de ciddi anlamda büyümesini tetikleyici bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Veriyle beraber, veriye dayalı, işte data driven world dediğimiz bu kısma geçtiğimizde hayatımızın da değiştiğini görüyoruz. Hayatımız içerisinde alışkanlıklarımız değişiyor. İşte az önce bahsettiğiniz gibi alışveriş alışkanlıklarımız, eğlence alışkanlıklarımız, sağlıkla ilgili, ailemizle ilgili birçok alışkanlıklarımızı değiştiriyoruz. Pozitif yönde olanlar var, negatif yönde olanlar var. Ama parayla da olan ilişkimizin yapısı bu veri değiştirmeye başladı. Veri dedik, veri bu kadar zaman içerisinde nasıl bir dönüşüm bize getirdiğinin cevabında aslında yine elimizdeki verilerle bunun cevabını buluyoruz. 1992 yılında dünyada oluşan günlük veri miktarı 100 GB iken 2002 yılında saniyede 100 GB'a çıkmış. 2017 yılında saniyede ortaya çıkan data 46.200 GB. 2022 yılında ise öngörülen datanın büyüklüğü, ki 1992 ile kıyasladığımızda 130.204.800 kat büyüyen bir veriden bahsediyoruz. Bu da 150.700 GB'lık dünyada oluşan bir veriden bahsediyoruz. Bu veri aslına bakarsanız bir yepyeni bir ekonominin önünü açıyor. Bu
veriyi kullanacağımız ve teknolojilere ihtiyacımız var. Az önce ya da işte farklı sabahleyin yapılan sunumlarda da bunlardan bahsedildi. Birinci sıraya aslında yapay zekayı koymamız gerekiyor. Yapay zekanın beslendiği şey veridir. Ne kadar çok veri varsa yapay zekanız o kadar iyi bir noktaya gelmiştir. Bugün yapay zekanın birçok mesleği ortadan kaldıracağını hepimiz konuşuyoruz. Ama aynı zamanda astronomik servetler yapay zeka yatırımı yapan şirketler tarafından toplanacağını da hepimiz dünya örneklerinde görüyoruz. Yine yapay zekanın yaygınlaştığı endüstride ürünleşen ve bu alanda yaygınlaşan firmaların o alandaki endüstriyi ele geçirme potansiyeli olduğunu tespitini de yapabiliriz. Diğer bir tespit olarak da yapay zekanın gelecekteki en büyükleri, ki bugün aslında arka tarafta bizim exchange tarafında da belki amaçlarımızdan biri de buydu. Bugünün arkasına risk sermayesini alan genç girişimcilerinin geleceğin o bahsettiğimiz o bütün endüstriyi kapatacak olan kişiler olacağını öngörebiliriz. Peki ne kadarlık bir ekonomiden bahsediyoruz? 2030 yılında sadece yapay zekanın dünya ekonomisine katacağı değer 15.7 trilyon olarak öngörülüyor. Bu rakama baktığınız zaman Avustralya kıtasının ekonomisinin yaklaşık iki katından daha fazla bir rakamdan bahsediyoruz. Dünyanın en büyük şirketlerinin çok çok daha ötesinde bir rakamdan bahsediyoruz. Sadece bir teknolojinin dünya ekonomisine katacağı bir ekonomi. İkinci bir teknoloji olarak karşımıza blok zincir çıkıyor. Blok zinciri aslında bugün dijital paranın altyapısını oluşturan teknoloji olarak belki daha rahat hafızada kalması için tanımlayabiliriz. Tabii arka tarafta çok daha teknik bir yapısı var burada. Zaten uzman hocamız da var, detayına belki girecektir. Dünya genelinde blok zincir teknolojisiyle ilgili alınan patentlerin %50'si Çin, Amerika'yı da dahil ettiğimiz zaman %75'ine tekabül ediyor bu. Ki bu da aslına bakarsanız dünyadaki iki büyük ekonominin bu konuya ne kadar ciddi bir şekilde ele aldığını bize göstermiş oluyor. Yine blok zincirin dünya ekonomisine katacağı ekonomik büyüklük 3 trilyon dolar olarak öngörülüyor. Peki bu blok zincire birçoğumuz işte dijital paraya farklı gözlerle bakıyoruz ama algı olarak karşılığı nedir diye baktığımızda baby boomer nesline baktığımızda %50 seviyelerinde, milenyum nesli %71 seviyelerinde, 2000 sonrası doğan Z nesline baktığımızda bu %83 seviyelerinde. Yani aslında bu şunu söylüyor bize. Evet, yani bu bir sonraki jenerasyon bu teknolojiyi benimsemiş durumda ve bunu hayatın içerisinde mutlak surette kullanacaklar. 5G teknolojisinin içerisine geldiğimizde 5G teknolojisi aslında 4G'den sonra biliyorsunuz 4G, 4.5G ile beraber hayatımızda birçoğumuz bu aplikasyon ekonomisi denilen bir mobile app dediğimiz bir ekonomi karşısına çıktı ve çok büyük yeni şirketler karşısına çıktı. Bunun temelinde 4G vardı. 5G ile beraber çok daha farklı yeni ekonomiler karşımıza çıkacak. Çok basit bir örnek vereyim. Bir spor stadyumunda koltuklar dijital anlamda belki yüzlerce kişiye aynı anda satılabileceği ve bizi oradaymış hissini verebileceği bir altyapıyı bize getiriyor. Bugün 2018 yılında 72 mobil operatör 5G'yi test etmeye başlamışken 25 tanesi 2019 yılında kullanmaya başladı ve 26 tanesi 2020 projeksiyonu içerisine dahil etmiş durumda. Veri analitiği dediğimiz şey, evet veri bizim için önemli ama bu veriyi doğru bir şekilde kullandığımız zaman şirketlerimize karşılığını görüyoruz. 2015 yılında elde edilen veri analitiği sonuçlarıyla şirketlerimizdeki kararları verme sürecinde %50 oranı tespit edilmişken bu 2020 yılında %83 olarak görülmüş durumda. Bu da dediğim gibi yeni bir ekonomi aslına bakarsanız. Hani diyoruz ya bazı meslekler yeni bir ekonomi modeliyle beraber ortadan kayboluyor ama yepyeni bir şans da fırsatlar da karşımızda var. 3D yazıcı hepimizin çok yakından takip ettiği ve çok farklı roller biçtiğimiz bir teknoloji ama bunun dünyada çok farklı örnekler artık kullanılmaya başlanmış durumda. Hindistan'ın en büyük bisiklet ve scooter üreticisi 2014 yılından bu yana 3D yazıcıları üretimde kullanıyor. Doğrudan ürün almak yerine ürünlerin patentli 3D modelleri satın alabilecek. Bugün 3D modelle ilgili olarak bir domain almaya çalıştığınız zaman hepsinin dolu olduğunu aslında görürsünüz ki bununla ilgili arka taraflı yatırımların olduğunda bize mesajını vermiş oluyor. Nesnelerin interneti, büyük verinin kaynağı olarak nitelendirebiliriz bunu. 5G de bunun içerisindedir. Farklı teknolojiler de bunun içerisinde. 2018 yılında 5.7 milyar insan
mobil teknolojiler birbirine bağlanırken 8.6 milyar nesne birbirine bağlandı ve bu rakam yıllık nesneler bazında %17 seviyesinde büyüyor. Sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Japonya, Almanya, Güney Kore, Fransa ve İngiltere toplamda dünyada 175'lik bu teknolojiye en fazla yatırım yapan ülkeler sıralamasında bu sıralamayı görebiliriz. Yine burada oluşan ekonominin 2020 yılında ki çok yakın bir dönemden bahsediyoruz, 300 milyar dolarlık bir rakamdan bahsediyoruz. 2005 yılında 500 milyon adet birbirine bağlı nesne varken dünya nüfusu 6.3 milyardı. 2010 yılında 12.5 milyar adet nesne birbirine bağlanırken dünya nüfusu 6.8 milyardı. 2015 yılında 25 milyar adet iki katına çıkıyor. 2020 yılında 50 milyar adet nesne birbirine bağlanırken dünya nüfusu 7.6 milyar. Dolayısıyla azınlık olmaya başlıyoruz. Robot teknolojileri dediğimiz şey, bugün dünyada üretilen robotların %70'i 5 ülke tarafından satın alınıyor ve kullanılıyor. En ilginç olanı aslına bakarsanız Güney Kore ve Çin ki insan gücü anlamında ki Doğu tarafında biliyorsunuz bu rekabeti gösterirken bugün en fazla robot yatırımı yapan ülkeler arasında bunları görüyoruz. Bulut teknolojileri bugün bizim bahsettiğimiz tüm bu cihazlarımızı yönetebileceğimiz teknoloji olarak ele alınabilir. IDC verilerine göre 2019 yılında 124.6 milyar dolar ile Amerika Birleşik Devletleri bu konuda en büyük yatırımcı. Ama arkasından gelen 10.6 milyar dolar Çin, İngiltere 10 milyar dolar ve bunlar büyümeye başlıyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda en büyük yatırımcı olmasının sebebi birçoğumuzun belki kullandığı bu devler vardır. İşte Amazon, Google gibi bunların o arka taraftaki teknoloji yatırımları. Bu teknolojiler bize aslında şunu getiriyor. As a service mantığı. Yani bir şeyi artık satın almak istemiyoruz. Satın almak yerine kullanmayı, ihtiyacımız kadar kullanmayı bize getiren bir altyapı sağlıyor. Bunlar çeşitlenebilir. İlk başta software as a service olarak başladı. Machine as a service, energy as a service, farklı farklı platformlar buradan da çıkarabileceğimiz bir altyapıyı bize sağlamış oluyor. Mevcut işlerimizin %70'in otonomi hale geleceğini eğer düşünürsek bunların hepsi bu bahsettiğimiz teknolojileri kullanacaklar. Kısaca software as a service dediğimiz şey aslında bizim sektörümüzde, bilişim sektöründe birçok şeyi yapısını değiştirdi, altyapısını değiştirdi ve dolayısıyla buna göre biz ilerlemek zorunda kaldık. Birçok kişi işsiz kalırken yeni iş alanları oluştu. Machine as a service çok farklı bir konu yine. Makineleri artık satın almak yerine bunları kiralama metotları yaygınlaşmaya başladı. Çünkü artık yönetebileceğimiz bir yapıya dönüşmüş oldu. Energy as a service bugün verimlilikle ilgili olarak birçok Avrupa Birliği projesi bu kavram üzerinden ilerliyor. Süremiz de kısa olduğu için hızlandırmaya çalışıyorum. En temelinde bu tüm teknolojiler yine bize büyük yatırımları yönetebilmemiz için teknoloji ihtiyacımız vardı. Dijital dönüşüm ile yatırımlarımızı kişisel güvene ihtiyaç duymadan yönetebileceğimiz tüm enstrümanlar bu teknolojilerle beraber bizim için hazır oldu. Dolayısıyla sermayelerin çok daha farklı verimli alanlarda yönetilebilmesi için bu teknolojilere ihtiyacımız vardı ve bunlar artık şu an kullanıma hazır hale gelmiş durumda. Bunu nasıl yapacağız sorusunun cevabında da üç karşılık var. Bir tanesi ki geleneksel olanı kendi ekibini kur ki verimsiz bir sonuçtur. Burada alacağınız sonucun başarı etme ihtimali çok düşüktür. Dijital bu konuda daha önce tecrübesi olan firmalarla ortaklık yapın. İkinci tercih ve üçüncü tercih olarak da startuplara yatırım yapın ki biz burada dediğim gibi arka tarafta, Exchange tarafında hepinizde fırsatı olursa gidip orada geleneksel anlamda iş geliştiren arkadaşlarımızın oraya gidip bu arkadaşlarla tanışmasını istiyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkürler. Çok keyifli bir sunumdu ve aslında bugün konuştuğumuz birçok konuyu özetleyen, çok detaylı noktalar aktaran bir sunumdu. Çok sağ olun bu sunum ve içeriği paylaştığınız için. Ben sizin sunumunuzu dinlerken şunu düşündüm. İlk açılışta bahsettim işte teknolojinin, internetin çıraklık dönemindeyiz. Yavaş yavaş kalfalık dönemine doğru gidiyoruz diye. Bunu şöyle netleştirebiliriz. Mesela bugünlerde işte sanayi devrimini kaçırdığımız, zamanında sanayi devriminde aslında daha iyi pozisyon alabileceğimizle ilgili konular konuşuluyor. Bunun da en net aklımızda kalan örneği
otomobiller. Yani diyoruz ki zamanında aslında 1960'larda, 70'lerde bu otomobil konusunda daha çok değinseydik aslında otomobil ekonomisinde bir şey yapabilirdik. Bugün 2019-2020 yılındayız, yani 1960'ları konuşuyoruz. Bugünden bir 60 yıl ileriye sararsak 2080'de de bizimle ilgili şu konuşulabilir. Yani bu sunumdan onu çıkartıyorum. Ya zamanında keşke robotlara yatırım yapsalardı, zamanında keşke Türkiye robot üretseydi, bak biz 2080'de robot konusunda rekabetçi bir hale gelebilirdik denilebilir. Yani 1960'ta yaşadığımızı bugün konuşurken bir 60 yıl sonra bugün yapmadıklarımızı ya da doğru yaptıklarımızı belki bizden 60 yıl sonra övünerek ya da bu konuyu yapsaydık yapmasaydık diye konuşabilirler. Bu sunumda da bu noktaların hepsi vardı açıkçası. Tabii son olarak ben aslında Ekrem Bey'e dönmek istiyorum. Çünkü bu işler olurken, bu şirketler büyürken, dijital ekonomi ve para tarafındaki konular oluşurken bunun aslında bir tarafta da doğru bir şekilde, düzgün bir şekilde yönetilmesi, kayıtlarının en doğru şekilde tutulması gerekliliği var. Bunu da aslında Merkezi Kayıt Kuruluşu ve sizler yapıyorsunuz. Siz nasıl görüyorsunuz? Yani geçmişten bugüne gelen süreci ve bundan sonrasını hem para anlamında hem dijital ekonomi anlamında nasıl görüyorsunuz? Çok teşekkürler. Öncelikle ben böylesine güzel bir etkinliği organize eden MÜSİA'da ve bütün gönüldaşlarına, çok kıymetli başkanlarımıza gerçekten içten teşekkür ediyorum. Çok şu anlamda önemli, konvansiyonel sanayiye bakıştan dijital vizyonu oluşturma anlamında gerçekten çok önemli. Çok özür dilerim, bu arada ufak 3-4 slide'lık bir sunum da göstermek istiyordum ama bir aksilik mi var acaba oradan? Yansıtabilir miyiz sunumu? Yansıtabilirsek görevli arkadaşlardan rica edeyim. Şöyle, az önce İsmail Bey'in gerçekten de böyle bahsettiği gibi o an benim acil iletişim kurmam gereken bir şey vardı. Tabii. Hani özür dileyerek de söylemiş olayım ama elimizde yine her gittiğimiz yerde cep telefonu diye isimlendirdiğimiz aslında ama artık cep telefonu çok ötesinde bir cihazı bulunduruyoruz. Maalesef elimizden hiç bırakamıyoruz. Neden? Bana bile mesaj atan, arayan, dinlerken şey yapan tabii kişiler olabiliyor tabii. Bu çok tabii doğal. Gösterebilirsek özellikle slide'ı benim bu tür sunumlarda çokça böyle ifade etme, görsellik açısından güçlendirme anlamında sevdiğim bir görsel var. Tabii. Artık dünya bir kere dijital bir sinir ağı, digital neural network diye tabir edilir İngilizce, dijital bir sinir ağına dönüşmüş durumda. Ve bizler de bu dijital sinir ağına o cep telefonu diye tabir ettiğimiz cihazlarla bağlanıyoruz. O elinizde yoksa bu ağa dahil değilsiniz demek oluyor. Çok aslında konu bundan ibaret ve dahil olamamak neyi kaybettiriyor insana? İletişiminizi kesiyor, finansal işlemlerinizi kesiyor, kesiyor da kesiyor, birçok işlemi kesiyor. Yoksunuz çünkü o ağın içerisinde olmadığınız zaman zaten birçok işinizi de yapamıyorsunuz. Sadece fiziksel olarak bulunduğunuz mekanla sınırlı kalıyor hayatınız. Ben blok zincirle ilgili az önce Fahrettin Bey ifade edince o konuyla ilgili 3-4 yıldır hasbelkader bulunduğumuz kurumlarda özellikle blockchain konusu çok fazlaca böyle dillendirilmeye başladığı andan itibaren çalışmaya başladık tabii. Benim Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan önceki görevim Takas Bank'ta IT Genel Müdür Yardımcı, BT'den sonra Genel Müdür Yardımcılığıydı. Orada da yine aynı şekilde bu çalışmaları hep yürütüyor olduk. Neden özellikle Takas'ı da söyledim? Çünkü birazdan ifade edeceğim, biraz Borsa İstanbul grubu olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'nu belki çok fazla bilmeyenler vardır. Borsa İstanbul grubunun bir kuruluşuyuz biz. Borsa, Takas ve MKK işletilen piyasalarda ucuca bir faaliyeti yerine getiriyor oluyorlar. Borsa bu işin ticari platformunu işletiyor, al-sat platformu. Takas Bank finansal riskini, teminatını, nakit takasını yapıyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu da bütün datayı, veriyi tutan kuruluşuz. Yani takasa dair bir şey varsa bu işin finansal tarafı Takas Bank'ta, veriye dayalı kısmı ise Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda gerçekleştiriliyor. Ben özellikle bu ağda sadece 2-3 kelimeyi de vurgulamak istiyorum. 3 kavramdan ibaret. Mesela blockchain dedim. Birazdan tekrar blok zincir konusunda detaya giriyor oluruz ama en baştan beri anlatıyorken ben 3 kavramın birbiriyle iç içe girmiş, harmanlanmış hali diye ifade ediyordum. Digitization, işte dijitalleşme, globalization, küreselleşme ve securitization, menkul kıymetleştirme. Ben özellikle bunların İngilizcesiyle söylüyorum. Vurgulamak istediğim çünkü bir kavram var.
Sekürtizasyon, yani menkul kıymetleştirmenin global karşılığı sekürtizasyon. Bilgi teknolojilerinden herhangi bir arkadaşımıza sekürtizasyon dediğimiz zaman o genelde bilgi güvenliği ile alakalı kısmını anlıyor. Network security vesaire. Halbuki orada finansal bir varlığın güvenceli olarak dijital bir değere veya kağıda ya da kayda dönüştürülmesi diyelim. Güvencelendirilmesi aslında. Bu kavram çok önemli. Güvenlik gerek iletişimde gerek finansal transferde mutlaka ve mutlaka güvenli ve güvenceli bir şekilde olması gerekiyor. Blockchain'in kriptografik algoritmaları bu kadar kompleks tarafı da zaten bu sekürtizasyonu sağlamasında. Tabii kurgusal olarak farklı tarafları da var. Az önce ben hemen 2-3 cümle borsa takas ve MKK olarak burada kim ne yapıyor ile alakalı olarak 1-2 cümle daha sarf etmek isterim. Merkezi kayıt kuruluşu aslında hani dijital dönüşüm diyoruz. Sermaye piyasalarında dijital dönüşümün direkt olarak ortaya çıkardığı bir kurum. Neden? 2000'li yıllardan itibaren deniyor ki artık pay piyasasında, borçlanma araçları piyasasında, kağıda basılı, menkul kıymet olarak her ne varsa biz bunu dijitale çevireceğiz dendiği için hatta bunların International Security Identification Number vardır. Yani aslında biz MKK olarak sermaye piyasalarının nüfus idaresiyiz veyahut da tapu dairesiyiz denebilir. Yani kayıtları tamamıyla bizde tutuluyor. Bu anlamda yatırımcı bazlı olarak tutulan bütün verilerin analizi, raporlaması, işte trendini analiz edip de piyasaların nereye doğru gideceğine dair bir stratejik planlama yapılacaksa hepsinin kaynağı bizdeki veri üzerinden gerçekleştirilebilir durumda oluyor. Toplamda baktığımız zaman menkul kıymet saklaması, az önce ifade ettiğim gibi veri çok önemli. Menkul kıymet saklamasına tabi ne kadar değer var Türkiye'de. Bu merkezi kayıt kuruluşu üzerinde tuttuğumuz geçtiğimiz hafta itibariyle ki veriler, geçtiğimiz hafta sonu kapanışı itibariyle ilk defa 1,5 trilyon liraya ulaşmış oldu. Bu tabi pay piyasasındaki market cap dediğimiz şirketlerin piyasa değeri, artı devlet iş borçlanma senetleri, özel sektör borçlanma araçları vesaire bütün finansal değerlerin toplamı ilk defa 1,5 trilyon lirayı buldu. Bu 260 milyar dolar gibi bir şey. Şimdi açıkçası ben finansal okuryazarlığı ve bu kurumların stratejik önemini anlatma anlamında da fırsat buldukça bunu ifade ediyorum. Dünyada 3-5 tane global saklamacı kuruluş var. Bunların yani maalesef işte bizim stratejik hedeflerimizi çizme anlamında bulunduğumuz yeri bu anlamda ifade etmek istiyorum. 25-30-35 trilyon dolarlık saklamacılıkla yapıyorlar. Bizim 1,5 trilyon lira bunu tabii ki ileriye taşıma adına ne gerekiyorsa bütün ülke olarak yapmamız gerekiyor. 47 milyon hesap var, 27 milyon yatırımcı var. Bunların işte bir kısmı bakiyeli olarak tutuluyor. Bütün bu değerler o hesaplarda saklanıyor. Bunlara girme sebebim de biz bunları mühendislikte hep dile getiririz. Yani ölçmediğini yönetemezsin diye. Dijitalleşme bize ölçebilir, verinin yorumlanabilir, analiz edilebilir olmasını sağlıyor. Finans dünyası artık finans ve teknoloji o kadar iç içe girdi ki fintech diye bir kavram var. Biz dünyada bu işi çok iyi yapan ülkelerden biriyiz. Finansal teknolojileri üreterek yurt dışına teknoloji ihracı da yapabiliriz. Kendi ülkemizi ekonomik altyapısını, finansal altyapısını, teknolojik altyapısını da güçlendirebiliriz. Hatta geçtiğimiz günlerde Binance'in CEO'su ülkemize gelmişti. Yaptığı açıklamalarda özellikle şunu söyledi. Yani gerçekten Türkiye'den Binance üzerinde ticarete TL bazlı üstelik yeni açıyorlar. Ticarete müthiş bir ilgi var. Yani yeni nesil ticari enstrümanlara ve bu konulara ülkemiz insanı çok ilgi duyuyor. Bunu bir fırsata da çevirmemiz lazım. Hatta bildiğim kadarıyla Türkiye'den, yani bu resmi rakam olarak açıklanıyor mu bilmiyorum. Binance bu arada bilmeyenler için Uzak Doğu'da, Tayvan'da işte kripto para borsası. Dünyanın en büyük bu işi yapan kuruluşu. Buradan eğer gelecek olursak kripto paralara, kripto para nedir, niye bu kadar gündem teşkil ediyor? Bu arada özür dilerim, biraz rahatsızca boğazım, kusura bakmayın. Kripto para deyince aslında belki ilk oturumun başında parayla alakalı bir atıf da vardı. Paranın tanımını belki doğru anlamamız lazım. Ben açıkçası
bir şeyleri planlarken kavramlarla düşünmeyi, isimlendirmeyi ve doğru konuşmayı çok önemsiyorum. Az önce o yüzden sekürtizasyona vurgu yapmak istedim. Mesela cep telefonuna aslında PDA diyen ilk başta ne güzel bir isim bulmuş. Gerçekten de Personal Digital Assistant, yani bizim kişisel asistanımız olmuş. Bütün her şeyimizi onun üzerinden kurguluyoruz. Buna benzer şekilde de aslında parayı, finansal değerleri, dijital konuları en başta bir kere hazır her şey formatlanıp baştan tanımlanıyorken iyi anlamamız, doğru kavramamız, onun üzerine plan yapmamız lazım. Şimdi para aslında malum para teorisi böyle tarih boyunca iktisat tarihçileri çok iyi bilirler. Bir şekilde gelişimi var. İlk önce mal mübadelesi, sonra işte pare'den geliyor aslında benim bildiğim kadarıyla Farsça pare. Para, yani parça demek. Bir üzerine değer atfedilen fiziksel bir parça. Bununla takas yapmaya başlıyor insanlar. Şimdi aslında bu üzerine değer atfedilen şey dijitalleşiyor. Cebimizde taşımadığımız, veri olarak tuttuğumuz ama bunun da güvenliğinin çok önemli olduğu, kriptografik algoritmalarla birbirini doğrulayabilecek, bir zincirin halkaları şeklinde birisi koptuğu zaman hepsi dağılabilecek, birbirini doğrulayan yapılara dönüşüyor. Aslında blok zincir bundan ibaret bir şey diyebiliriz kısaca tanımını. ICO'lara gelecek olursak, ben bu arada şunu da söylemek isterim. Takas Bankı olarak, Merkezi Kayıt Kuruluşu olarak, bütün Borsa İstanbul grubu olarak bu konularda ciddi anlamda çalışmalarımız var. ARGE, zaten 3 kuruluşta ARGE merkezine sahip. Projeler geliştiriyoruz. Tabii bazı mahremiyeti olan konular olduğu için bütün projeleri bu kadar açmak uygun düşmeyebiliyor ama bizim orada temel bakışımız şu. Genelde merkezi kuruluşları ortadan kaldırmak üzere blok zincir gelişecek diye bakılıyor. Biz de orada diyoruz ki aksine, İsmail Bey'in affına sığınarak şöyle bir benzetmede bulunacağım. Dijital dönüşüm aslında postaneleri ortadan kaldırmamıştır. PTT 80-90'lı yıllarda bu işin yönünü belki farklı şekilde okusa idi. Doğrudan TTNet gibi bir kurum ortaya çıkardı. Neden? Fiziksel olarak iletişim dijital kablolar üzerinden gerçekleştirebilir çok duruma geldiği için. Çok özür dileyerek, Türk Telekom PTT'den çıkmıştır. Yani tabii, aslında tabii. O görevi yerine getirmiş bulunuyoruz. Çünkü şu anda Türkiye'nin güzide organizasyonları var. TürkSat, Uydu Daire Başkanlığı şu anda TürkSat gibi büyük değer oluşturmuştur. Kesinlikle, açıdan, lütfen yanlış anlaşılmasın. Eyvallah. Ben şöyle diyeyim, bunu ifade ettiğimiz yerler oluyordu ama dediğiniz gibi aslında yine bu doğru bir şekilde gerçekleştirilmiş, yapılmış. Ben sadece bunu PTT isminin hani görünürlüğü o anlamda arka planda kaldı anlamında söylüyorum. Şimdi çok gayet memnun edici bir şey tabii PTT'nin teknolojik dönüşümüyle markasını da kendi ismini de tekrardan ortaya koyuyor olması. Evet. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Bu anlamda gerçekten hiçbir yokken PTT vardı diyeyim. Çünkü her şey fizikseldi o zaman. Yani o şekilde ben hatta şunu da söylüyorum. Yani dijital dönüşümün etkisini daha doğru ifade edebilme adına postacılık da ortadan kalkmamıştır. Hani bu merkezi kurumları ortadan kaldırma falan diye söylenen. Dijitalleşmiştir. Her kurumun kendi postacısı vardır. Benim kurumumda mail server'ın, posta sunucusunun administration'ı yapan arkadaşım benim aslında postacımdır. Her kurumun kendi postacısı olmuştur. Az önce Fahrettin Bey'in söylediği mesela işte meslekler dönüşecek, birçoğu ortadan kalkacak. Aslında karakteri değişecek. Fonksiyonlar her zaman kalıcı olarak ortada oluyor. Fiziksel postacılık yerine dijital postacılığa dönüşüyor. Başkalaşarak devam ediyor. Bu anlamda sunumda son slide'da söylemek istediklerim vardı ama ben mi yanlışlıkla geçirdim, bir geriye tabii olabilir. Tekrar özür dilerim. Devam edelim. Özellikle çünkü buradan ifade etmek istediğim bir iki husus var. Yani Takas Bank, Merkezi Kayıt Kuruluşu gibi kuruluşlar ortadan kalkmayacaktır. Görünmeyen dijital sistem işleticisi haline dönecektir. Blok zincir platformunun sağlayıcısı olacaktır. Uçlardaki nodlar dediğimiz diğer kurumlar birbirini doğrulayan buranın işi birlikte gerçekleştirmek üzere paydaşları olacaklardır. ICO örnekleri mesela muhtemelen Merkezi Kayıt Kuruluşu olarak biz mesela blok zincirle ihraç dağıtım sistemi şeklinde bir projemiz devam ediyor. Az önce bahsettiğim sermaye piyasası araçlarının dijital versiyonunu blok zincirle ihraç nasıl ederiz diye Ar-Ge'sini yapıyoruz.
Özellikle burada slide'ı tekrardan göstermek şu anlamda önemsedim. Kitle fonlaması 3 Ekim itibariyle tebliğ yayınlandı ve artık üzerine çalıştığımız bir konu olarak ortaya çıktı. İlk açılışta MÜSİAD'ın bu anlamdaki vizyonu olarak ortaya konmuştu. Hatta geçenlerde bir vesileyle Sayın Başkanımız da girişimcileri ve yatırımcıları buluşturan çok önemli güzide bir iş adamları derneği olarak MÜSİAD neden bir kitle fonlaması platformu kurmasın dedim. Az önce de tam ifade edildi. Girişimci ve yatırımcıyı zaten bir araya getiren başka bir takım çalışmaları yapılıyor. Benim naçizane hani teklifimdir. MÜSİAD bu anlamda vizyoner platformu gibi bir şey oluştursa, hatta buranın da ismiyle çok güzel olur. Çünkü dünyada dijital finansın yeni uygulama alanlarından önemli bir husus. Kitle fonlaması. Yatırımcılar önem verdiği, önemsediği girişimcileri platformlar üzerinden yatırım yaparak fonlamış oluyorlar. Bu yüzden kitle fonlaması ve bunun saklamasını da, yine dijital değerlerin saklamasını merkezi kayıt kuruluşu olarak biz tutuyor olacağız. Ben son bir cümleyle şöyle toparlıyor olayım. Dijital şirket uygulamaları olarak mesela elektronik yönetim kurulu sistemi var, elektronik genel kurulu sistemi var. Servis olarak sağladığımız, hizmet olarak bizim sağladığımız, bunların hepsi aslında finans dünyasının, şirketlerimizin nasıl dijitalleştiğinin güzel örnekleri. Çok teşekkür ediyorum ben. Saygılar sunuyorum. Ekrem Bey'e de hem sunumu hem verdiği bilgiler için teşekkür ediyorum. Son iki dakikayı şöyle kullanmak istiyorum. Biz yani özellikle bir önceki konuşmacılar da bahsetti. Dışarıda bir startup alanı var ve girişimciler kendi projelerini sizlere anlatmak için merakla bekliyor. Ben hep şuna inanıyorum. 1960'lar, 1970'lerden çok örnek verdik. Biz Türk milleti olarak girişimci bir milletiz. Bizim girişimcilerimiz gittiği zaman, örneğin Avrupa'ya gittiğinde, Amerika'ya gittiğinde, örneğin işte bir bardak gördü diyelim. Böyle bir bardak Türkiye'de yoksa bunu yapacak sistemi hızlıca tasarlayıp bu bardağın üretimini Türkiye'de bir yıl gibi bir sürede gerçekleştirip piyasaya sunabiliyor. Ve bunu yaparak bugünlere geldik. Ama bugünden sonraki süreç, az önce bahsettiğim gibi o kalfalık sürecinden sonra artık bir robotu görmemiz onu yapmamıza yetmeyecek. Ya da herhangi bir teknolojiyi görüyor, deneyimliyor olmamız yurt dışında, Amerika'da, Avrupa'da onu Türkiye'de yapmamıza yetmiyor olabilecek. Çünkü bir teknoloji artık sadece bir cihaz değil. İçinde yazılım var, bunun kullanıcı deneyimleri var, birçok şey var. Hepimiz bunu takdir ederiz. Dünya buraya doğru gidiyor ve bunun da en güzel uygulayıcıları aslında dışarıda bulunan girişimciler. Bunlar bu konularda bir şeyler deniyor. Bu girişimcilerin desteklenmesi gerekiyor. Biz de nacizane Growin MA olarak, ben bir teknoloji yatırım fonu yönetiyorum Türkiye'de son 5 yıldır ve birçok teknoloji şirketine doğrudan yatırımlar yaptık. Son dönemlerde de Hazine Bakanlığımızın desteğini alarak fonların fonu kapsamında daha da büyük bir şekilde devam etmeye çalışıyor olacağız 2020 itibariyle. Son birer dakikada, yani birer dakikalık sürelerle siz bundan sonra kendi kurumunuz anlamında ve girişimcilik anlamında süreci nasıl görüyorsunuz? Sizden hızlıca başlayarak alayım İsmail Bey, sonrasında evet, devam edelim. Ve son sözleriniz. Aslında sadece kurumumuz hakkında konuşmak istemiyorum. Ben Türkiye benim için tabii önemli olduğu için 35 senede zor buldum. Çünkü tabii ben gurbetçi çocuğuyum. Almanya'da doğma büyüme olduğum için bizim için Türkiye'nin değeri çok çok daha gönül dünyasında özellikle çok farklı bir yerde. Biz zamanında İşte gurbetçi olarak izine geldiğimiz zaman silah-ı rahim yapmak için, işte akrabalarımızı ziyaret etmek için şehit aileleri bayrak asmış evden eve. Oturur kaldırımda ağlardık yani 16-17 yaşında. Şimdi onun için Türkiye çok değerli bir yer. Ama maalesef şunu görüyorum. Türk insanı, özellikle burada yaşayan, yani diaspora Türklerinden bahsetmiyorum, bunun farkında değil, ne kadar değerli olduğunun zaman zaman farkında olmuyor. Çünkü Türkiye'yi Türkiye yapan birlik, beraberlik içerisinde millet olmuş yapıdır. Şimdi burada özellikle geleceğe, yine 60-70 sene sonra şunu demeyeceğiz. Ya şunu yapsaydık da bu ekonomide bizim de payımız olsaydı, burada öncü olsaydık. Hayır, bir beka meselesi var. Gerçekten var. Ne var? Yapay zekadan bahsediyoruz, dijital ekonomiden bahsediyoruz, kripto paradan bahsediyoruz. Ama yapay zekanın biraz önceki, özellikle ben çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanımdan, yani gerçekten değerli bir misafir, National Security diyor. Siz diyor burada güvenliği sağlayın, biz sizden geri almasını biliriz diyor aslında. Onu çok iyi anlamak lazım. Biz kendimizi bize, başkası kendimize anlatamıyoruz ama başkaları bizi çok iyi anlıyor. Bu çok önemli.
Artık Türkiye kendi gündemini belirleyen bir Türkiye olduğunu başkaları kabul ediyor ama biz halen daha kendi içimizde birbirimizle uğraşmayla vakit kaybediyoruz. Bu vakit kaybederken insanlar şu anda enerji sorununun haricinde her şey çözülmüş durumda. Yapay zeka tarafı, robotik tarafı hepsi çözülmüş durumda. Siz 1 milyar tane robot askere karşı nasıl savaşacaksınız? Beka meselesi diyoruz, yapay zeka diyoruz, enerji sorunu çözüldüğü anda o orduyla kapıya dayanacak adam. Anadolu insanı buna nasıl karşılık verecek? Şimdi bu çok önemli bir unsur. Onun için birbirimizle uğraşmaktan ziyade biz gerçekten bu teknolojileri geliştirmekle mükellef olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Ve özellikle katılım bankalarının, İslami finans kuruluşlarının burada çok büyük bir görevi var. %5'lerde kalacak bir yapı değildir, olmaması lazım. Arkadaşlar yatırımcılarla buluşmak istiyorlar ama yatırımcı da şu anda para yok, para bankalarda. Bütün dünyada böyle. Büyükler paraya çok kolay erişebiliyor bütün dünyada. Ve şu anda merkez bankaları, çok özür dileyerek söylüyorum, gerçekten duygusallık orada ortaya çıkıyor. Dünyadaki merkez bankaları, piyasaları bir para akınıyla şişiriyor şu anda. Ve bu parayı küçük yatırımcılar alamıyor. Startuplar alamıyor bu parayı. Büyükler bedavaya para alıyor şu anda. Faizsiz sistemi adam sadece kendine has bir kitle için kurmuş durumda. Ve ne oluyor? Sizi 600-700 milyon dolara bir şirkete alıp o şirketin çalışanlarına zulüm yaparak sonra bu şirketi 2 milyara satabiliyorsunuz. Böyle bir değer üretimi görülmemiş. Normal klasik inşaat sektörü, ulaşım sektörü, farklı farklı sektörlerde bu marjlarda kar yapabilmek mümkün değil. Ama şirket alıp satarak bir konsolidasyon söz konusu. Ve artık şunu da görüyoruz. Bir önceki konuşmacının söylediği bir şey var. Avrupa Birliği siyaseten iflas ettiğini kendisi açıkladı burada. Ben söylemiyorum. Almanya'da doğan, büyüyen bir insan olarak da şu anda siyaset tarafından yönetilen bir Avrupa olmadığını, tamamen şirketlerin elinde olan bir Avrupa'nın dünyanın hem iklimini bozduğunu, hem huzurunu, hem geleceğini tehdit ettiğini ben ifade etmek istiyorum. Ve bu tehdide karşı da son kale Türkiye Cumhuriyeti'dir. Teşekkürler, çok sağ olun. Süremizi biraz açtık ne yazık ki. Çok teşekkürler, çok güzel açıklamalar oldu. Fatih Bey, sizin de son cümlelerinizi alarak bitiriyor olalım panelimizi. Ben de kısaca az önceki sunumda bazı rakamlardan bahsettim ve çok büyük rakamlardı bunlar. Eğer Türkiye'de kendisine önümüzdeki dönemlerde dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisinde bir rol biçtiyse, o bahsettiğimiz pazarında %10'una talip olmalıdır diye düşünüyorum ben. Çok teşekkür ederim. Bununla ilgili olarak da kendim bireysel olarak da startuplara yatırım yapmaya çalışıyorum. Ama bununla beraber tekrar biz müsiyat olarak da Teknoloji Bakanlığı'nın desteğiyle şu an Bilişim Vadisi'de bir kuluçka merkezi oluşturuyoruz. İnşallah yakın zamanda bunu hayata geçireceğiz. Ve buradaki tüm yatırımcılarımızla belki yastık altındaki paraları artık bu startuplara yatırım ile ilgili girişimlere buluşturma konusunda ilk adımı atmış oluyoruz. Diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sizin de son cümlenizi alarak bitirelim Ekrem Bey. Ben de en son son slaytta 4. maddeye girmemiştim. Ona atıf yaparak İsmail Bey'in de katılım bankacılığı hususuna dikkat çekerek bir iki cümle şöyle söylemek isterim. Hazine Maliye Bakanlığımızın da zaten en üst seviyede stratejik bir planlaması olarak sermaye piyasalarımızın güçlendirilmesi şeklinde bir hedef var. Türkiye'de maalesef ekonomisi gelişmiş ülkelerdekinin çok altında bankacılıkla sermaye piyasaları arasında bir dengesizlik var. Yastık altında tutulan paraları, altınları vesaireyi aslında ekonomiye kazandırmak ve bunun da aracı olarak işte borsa vesaire yatırım enstrümanlarını bilmemiz gerekiyor. Katılım bankacılığı veya katılım finans, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle katılım finansın katılımı aslında ortaklık sistemidir. Ortaklık sistemi borsada kendini gösterir zaten. Hiç kimse kendisi tek başına şirket kuramaz ama her ay 100 pay senedi alsanız bir şirketten 10 sene sonra %1'i belki sizin olur o şirketin. Tabii. Büyüklüğüne göre. Özellikle bu anlamda hani bazen sorgulanabiliyor İslami finansal açıdan uygunluğu veya uygun ya da değildir diye. Borsanın bu anlamda daha bir borsada yatırımın bilinçlendirilmesi, uzun vade yatırım anlamında bütün vatandaşlarımız, halkımız için, herkes için çok uygun, güzel bir yatırım enstrümanı olduğunu anlatmamız gerekiyor.
Biz zaten bütün teknolojik altyapısında Borsa İstanbul Grubu olarak bu anlamda yenildik. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkürler Sayın Katılımcılar. Ekonomi ve paranın geleceğine değindik bu panelimizde. Tüm panelistlerimize çok teşekkür ediyorum ve sizi şöyle öne doğru almak istiyorum. Ve bir kez daha müsiyat başkanımızı sahneye davet etmek istiyorum. Panelistlerimize bugünün anısına ufak bir armağan, maksat bugünü hatırlamak. Tekrar hoş geldiniz Sayın Kaan. Şöyle geçelim daha rahat olacak. Nasıl bilmiyorum. Böyle daha mı güzel? Peki ışıkların güzel olduğu noktada buluşalım. Şöyle alalım değerli panelistlerimizi. Ve bir yandan da bugünün anısına Sayın Kaan'ın takdim edeceği bu tarafa doğru lütfen. Evet. Ali Rıza Babaoğlan, Ekrem Arıkan, Fahrettin Oylum ve İsmail Köse bu panelimizde bizlerle beraber oldular ve dijital ekonomi ve paranın geleceğine değindiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Evet, Ali Rıza Babaoğlan moderatörümüz. Son derece güzel bir moderasyondu. Teşekkür ederiz. Ekrem Arıkan, Fahrettin Oylum. Evet, Ekrem Arıkan. Müsiyat Başkanımızın elinden alıyorlar. Ve Sayın İsmail Köse. Panelimizin sponsorlarını sahneye davet etmek istiyorum. Ve evet, Borsa İstanbul ve PTT aynı zamanda panelimizin sponsorları. Onun için lütfen bir kez daha buraya almak istiyorum sizleri. Bir toplu fotoğraf çekelim. Bir saniye. Borsa İstanbul, PTT, Demirören Medya Grubu'ndan yetkilimizi davet etmek istiyorum. THY'den yetkilimizi davet etmek istiyorum sahnemize. Ve AGS'den Abdülkadir Sıcak Yüz'ü davet etmek istiyorum. Panelimize sponsor oldukları için de ayrıca teşekkür ediyoruz kendilerine. Panelistlerimize teşekkür ediyoruz. Fakat Borsa İstanbul ve PTT lütfen aramızdan ayrılmasınlar. Size çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet, buyurunuz. Borsa İstanbul ve PTT aynı zamanda panelimizin sponsorluğunu yaptılar. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hem böyle güzel bir panelde bizlerle birlikte oldukları için, desteklerini esirgemedikleri için. Evet, AGS'nin zannedersem plaketi geldi. Sayın Abdülkadir Sıcak Yüz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel birliktelik için alkışları alabiliriz. Evet, sağ olunuz. Borsa İstanbul. Evet, Borsa İstanbul. Müsiyat Başkanımız takdim ediyorlar Borsa İstanbul'un plaketini aynı zamanda. Hem paneldeki güzel konuşmalarından ötürü hem de panelimize verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyoruz. Ve PTT. Sayın İsmail Köse, size de teşekkür ediyoruz efendim. Bu arada tekrar hatırlatmak istiyorum. Demirören Medya ve Türk Hava Yolları'ndan, THY'den bir yetkili aramızdaysa, sahnemize gelirlerse çok seviniriz. Eğer yoksa bilahare kendilerini ulaştıracağız plaketlerini. Yine bu güzel panele verdikleri destek için. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Yine kocaman bir alkış istiyorum sizden. Ve bu arada bir 10 dakika ara verelim, ne dersiniz? Bir soluklanalım. Sonra panelimiz devam edecek yine çok güzel ve çok özel bir başlıkla. Yeni bir panel konusuyla sizlerle birlikte olacağız ama önce 10 dakikalık bir ara. 10 dakika sonra burada buluşuyoruz.